Yine sakin olamadığımız bir gündeyiz bence. Düşününce bile terledim klibi. Selam. Dün çok acayip şeyler oldu. Olmadı mı? Bence oldu. Oldu, görüyorum. Şu an görüyorum olduğunu. Onaylıyorum görüp. Daha iki gün vardı hani. Hani iki gün vardı. Kandırıldık arkadaşlar. İki gün diye beklerken çatank diye bir notifikasyon gelmesiyle tam mutfak alışverişine giderken kendimi durdurdum. Ve evet, klibi izledim. Klibi izledim. İzledikten sonra çok pişman oldum. Çünkü izledikten sonra bunlara reaction çekmek istedim. Sonra gerek telefon numaramdan, gerek Instagram'dan insanlar Senem reaction, Senem reaction, Senem Agusti'yi gördün mü? Senem gördün mü? Senem, Senem. Ben dedim ki arkadaşlar ben klibi izledim. Ama istiyorsanız reaction çekerim yani hala. Çünkü ben istiyorum. Ve sadece 3 kişi çekme dedi. O yüzden çekiyorum. O yüzden çekiyorum şu anda. Klibi bir kere izledim. Şu an ertesi sabahtayız. Bir kere izledim. Instagram'dan oldukça uzak durmaya çalıştım. Özellikle keşfet kısmından. Çünkü daha çok izlememe sebep olabileceğini biliyordum. Kameramı yamuldu. O da yamuldu. O da yamuldu klip deyince. Aynı benim yamulduğum gibi dün. İzleyek mi ya artık? Bu arada albümün tamamını 850 kere izledim. Dinledim. Arada Galant dinlemiş olabilirim. Ama dünden beri hep onu dinliyorum. Yani albüm dinliyorum. D2'yi dinliyorum. Albüm... Beni uzun zamandır bir albüm hiç bu kadar etkilemedi arkadaşlar. Özellikle Ottoke Sengake ve Dear My Friend. Evet, bu kadar söyleyeceğim. Bu şarkıda Deçital'a ya böyle bir hype'lanmak olamaz. Ya, uf, tamam hadi bunu izleyeceğiz. Albüm dinleniyor. Bu izleniyor. Bunu izleyeceğim şimdi. Tamam? İkinci defa izleyeceğim. Şu an. Basıyorum izlemeye. Dayanamayacağım. Bir şeyler söylemek istedim. Asla yerimde duramıyorum şu anda. Bir şeyler söylemek istiyorum size. Kliple ilgili hatırladığım şeyler sarışın Min Yoongi. Özellikle o saçı açık olan klibin sonlarına doğru. Genel olarak Min Yoongi hakkında kalan şeyler. Ya da Suga. Ya da Agusti. BTS, Suga. Kripto bir şeyler oluyor. Olması lazım. Ama benim bu konuda hiçbir bilgim yok. Çünkü beni azıcık tanıyorsanız klipleri izlerken klipleri asla izlemediğimi bilirsiniz. Tabii ki öyle oldu dün de. O yüzden şimdi klibi izlemeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Sözde altyazı da açık. Altyazıdan izlemiyorum normalde biliyorsunuz. Ama açtım çünkü. Söz konusu kişi Agusti. Sözlerini duymamız lazım. Az buçuk anlıyorum. You know I speak Korean. Ama bu kadar değil. Bu kadar değil yani. Rap takip edebilecek kadar bir Korecem yok arkadaşlar benim. İngilizcem çok iyidir benim. İngilizce rapi bile bazen anlamıyorum. Yani Koreceyi kendimden beklemiyorum zaten. Ama anladığım bazı cümleler var ve şey yapılıyor. Snap! O yüzden sözleri açtım çünkü anlamak istiyorum.
ve bu bir müzik video olduğu için de sözlerle klibin uyumlu olmasını da beklediğim için anlayabilmek adına. O kadar hype'lıyım ki izlemek istemiyorum. Çıldırmak üzereyim çünkü şu anda. Sandalyemin gıcırtısı da beni sinirlendiriyor şu anda. Devam ediyorum. Yungi. Bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Gral adamsın gerçekten. Evet, öyle insanlar yatıyorlar kralın bahçesinde. Kral ama. Alemin kralı. Hatırlıyoruz değil mi? Alemin kralı. Bir dakika. 1, 2, 3, arkada bir tane var. 4, 5, 6. Toplamda 7 kişiler. Aa. Buna ölü değil değil mi? Yok değiller. Duruyor. Kafaları duruyor değil mi? Bir yerde kafa kesiliyordu çünkü hatırlıyorum. Aa adama çıktı. Bir şey diyeceğim. Asla sözleri okumadım. Asla sözleri okumadım yine ben. Bu ne olacak benim bu halim ya? Ben Yungi'yi izliyorum yine ya. Bir daha izleriz. Böyle olmayacak çünkü yine hiçbir şey anlamayacağım ben. Biliyorum kendimi. Abla nereden çıktı? Anahtarlar altına. Bu çocuğun Scarface diye şarkısı yoktu. Bu çocuğun şey diye şarkısı var. Tony Montana diye şarkısı var değil mi? Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Spotify. Agus diye aldı. Evet. Tony Montana. Scarface. You know Scarface? Yungi. Yongsaejukke. Bu o değil mi? Yongsaejukke değil mi bu? Ay yongsaejuseyo. Ay yongsaejuseyo. O nasıl bir yürüyüş? Geri al. Al geri. Excuse me, Swag misiniz acaba? Are you Swag? Acaba? Sivek'tir bu arkadaşlar. Bu Sivek. Bu ben nerede görsem tanırım. Aa kafa. Kafayı da hatırlıyordum. Kafa. Kafalar. Kafalar. Kraldığını yapmış arkadaşlar. Herkesin kılıçtan geçirtmiş yani. Onlar da kafa değil mi? Kutuda da kafa var. Evet, klipte bir araba vardı ve ben bunun varlığını hiç sorgulamadım şu ana kadar. Gerçi biraz önce de anahtar vardı. Bayağı bildiğimiz normal günümüz anahtarı. Ona şaşırmadım ama arabaya şaşırmam da şaşırtıcı. Neyse. Gerçi hangi Çoson kralı sneaker giyiyordu? Bu abimiz başka bir abimiz.
Gözüm düştü galiba biraz önce. Sanırım gözüm düştü arkadaşlar. Neredesin? Bu ne? Terbiyesizlik başka bir şey. Ahlaksızlıktır bu arkadaşlar. Bu ne? Kızardım mı ben? Terbiyesizlik başka bir şey değil. Bu böyle insan mı olur? Böyle insan olur mu peki? Bu ne ya? Düşeceğim çocuğum. Bana tükürdü. Yarabbi şükür. Banki bir dakika. Bu ne? Bu ne yani? Bir şey değil çünkü ne bu? Kaligrafi gibi ama değil. Alt yazı açık olunca tabii. Ben pidi. Pidinim. Ne yapıyorsun ya orada? Al çok iyi. Çok iyi. Ay Yungi. Vampir uçtu. Ayungi. Ayungi. Bir şey diyeceğim. Şarkının burada tonunu düşürüyor ya. Böyle sakin sakin söylüyor. O tonunu düşürüyor. Ben de şarkıya düşüyorum. Müthiş bir kısım. Müthiş bir kısım ya. Anlatamam nasıl hoşuma gittiğini. Böyle hype hype düşünürken birden böyle sakin sakin takıl. Allah öleceğim. Ben bu göz bandı olayına bu kadar düşmüyordum. Düşmüyordum. BTS'de daha önce göz bandı taktı gördük. Çok kullandılar bir göz kapalı olayını. Gördük. Ama bu son GOT7 comeback'inde bir tane göz bantlı dans videoları var. Ondan sonra bana bir şey oldu galiba. Ondan sonra düzeltemedim. Bir yerden bir şeyler oldu. O yüzden şu anda da bir şey oluyor bana. Şu an bana bir şeyler oluyor. Oysa ki yani hem estetik olarak hem bilimsel olarak bu filmlerde de kullanılan bir şeydir. Hatta Barış Özcan'ın bununla ilgili bir videosu bile var. Hani göz insanda ve iletişimde. Çok önemli bir yere sahip. Kapalı olduğunda niye bu kadar etkileyici oluyor göz? Tam tersi olması lazım. İlginç. Gözü kapatan insanla alakalı olabilir. Ben kapatsam olmaz yani. Değil mi? İşte Jung'i kapatınca oluyor. Kimsan ne dersen o ya. Kimsan, kimsin bossan bossun ya. İşte dün daha unutamadığım Yungi. Bu Yungi. İçi değilim. Yapmayın çocuğumuz böyle şeyler. Bu nasıl bir insan ya? Gülme. Terbiyesiz.
gülmesin. Bu ne? Bu ne? Böyle insan mı? Arkadaşlar bu anime. Bu anime bu. Görüyorum şu an insan. Gerçek insan falan bu anime bu. Siz de görüyorsunuz şu anda. Video kamera kullanılarak canlı canlı çekilmiş bir şey olamaz bu. Bu bildiğimiz anime, bu çizim, bu çizim, bu elle çizmişler bunu buraya koymuşlar. Elle çizim koymuşlar buna. Çünkü böyle bir insan yok. Olamaz. Böyle kaldım. Bu ne? Hala bakıyorum, hala anime. Değişmedi. Bakıyorum anime. 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 Anime bu. Ha değil mi? Tamam, Mortal Kombat karakteri o zaman. Anime değil. İtiraz mı ediyorsun? Tamam, Mortal Kombat o zaman yani. Mortal Kombat. Yine canlı insan olamaz. Bu. Bu ne? Bu terbiyesizliktir. Bu insanlığa bir hakaret. Bu yasaklansın bu. Bu yasaklansın ya. Bu ne? Bu ne? Çok büyük terbiyesizlik. Büyük terbiyesiz. Ben bunu hakaret sayıyorum. Bakıyorum. Hakaret. İnsanlığa hakaret. Hala bakıyorum, hala anime. Bayağıdır bakıyorum, bayağıdır anime. Anime bu. Anime bu. Anime. Hayatıma böyle devam ediyorum. Ben bunu kabul ederek devam ediyorum hayatıma da, klibe de. Anime. Anime. Ölmüyorduk. O yüzden düşüşünde şaşırdım. Ölmüyor bu çocuk sonunda. Ne oluyordu? Ha. Sen krala karşı geliyorsun. Vuracağım. Burada. Bitti. Bir saniye. Geleceğiz orada. Şimdi de Kıbde ne oldu? Asla bir fikrim yok. Asla bir fikrim yok. Jung'i izledim ben. Arada bir şeyler gördüm. Bir şeyler yakaladım arada. Dün de bir şeyler yakalamıştım arada. Ama asla şarkı sözlere bakmadım. Bir daha izleyeceğim. Şarkı sözlere bakarak klibi analiz yöntemini kullanarak da. Yani Jung'i animeymiş. Ya da Suga animeymiş. Ya da Agusti abimiz animeymiş. Bunlar bizi artık ilgilendirmiyor. Sena. Tamam mı? Bunlar da artık ilgilenmeyeceksin. Şarkı sözler odaklı. Bir daha izleyeceğim. Herkes sakin. Sakin ol. İzliyorum. İzlemiyorum. Okuyorum. Okuyorum. Alta bakıyorum. Yukarıda meç etmeye çalışıyorum. Odan alt yazıda. Sena. Başlıyorum. 1, 2, 3. Evet. Şarkı sözü. Şarkı sözü yokken Mingi'yi izleyebiliriz. Bu arada
De çita şeymiş, bir tür mehter takımı. Savaş şarkıları falan da söyleyen bir ekipmiş. Ama daha çok böyle işte kral saraydan çıktığı zaman hani arkadaşlar kral geliyor haberiniz olsun ona göre tarzınızı takının diyen bir müzik ekibi aslında. Onu da şey yapayım onu ben merak ettim çünkü baktım ona. Şimdi Kralımızın sarayı. Sarayın bahçesinde ölmüş insanlar var. Biraz önce izledik. Kafa keserken kafayı koydukları kutular yandı. Yani bunlar kafasız, kafaları kutuda. Öldürülmüş kralın infaz ettiği insanlar. Yatıyorlar. Tamam. Buraya kadar okeyiz. Bundan sonrası da konsantre olamayacağız zaten. Çok büyük ihtimal. Tamam diyorum. Burada Deçita yazıyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü Hanca bu. Korece değil. Eski Çince, Çin harfleri. Gerçekten Mortal Kombat karakterimiz. Sen Raiden mıydı onun adı neydi? Gerçekten. İzlediğim için durdurdum. Şimdi tekrar konsantre oluyor. Çok fenayım ya. Bu nasıl YouTuber'lık? Burada 7 kişi olduklarını daha önceden fark etmiştik, değil mi? Burada bir BTS'e bir gönderme olabilir diye bir kenara koyalım bu bilgiyi de. Deçetayı bağıra çağıra diyor. Yüksek sesle diyor. Oynatın diyor. Yani kral ya. Geliyorum ben yani diyor. Haberiniz olsun diyor. Ay yine yukarı bakıyorum. Aşağı bakacağım. Aşağıda yukarı maçlı. Domuz kafaları vardı. Tezgahta. Evet, bir insan kafasına da gönderme olabilir. Domuz kafası, insan kafası. Benim için bir farkı var mı, yok mu acaba? Olabilir belki. Bir klipte ya da herhangi bir yapımda video, film bir şeye odaklanıldıysa onun gösterilmesine bir sebep vardır. Yoksa o kötü bir yapımdır. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani ben şimdi size özellikle bunu göstere göstere hani bu bir program, senaryo, bir yapım olsaydı böyle yapsaydım size bu tokanın bir yerde bir anlamı olmak zorundaydı. Ya bu toka beni öldürecek diye bu benim saçımı bağlamam bir şeye sebep olacak. Ya da bir yere gönderme metafor. Beni bağladılar, kaçırdılar. Ben evden kaçamıyorum. İpucusu olabilir. Her şey olabilir yani. Senaryo olsaydı yani. O yüzden o gözle bakmak lazım. Olduğu için domuz kafalarının o yani neden domuz kafalı bir tezgah seçtiler onu oraya koymak için orada bir sürü tezgah varken diyerek düşünerek yorumluyorum. Ben yine domuz kafasının önünden geçtim. Nasıl ya? Doğru görüyorum değil mi? Tıkandım.
Cin. 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 Biraz önce söylediğim şey yapmışlar kripte. Bir şeye fazla odaklandıysa. Oradan bir sürü insan geçiyor. Niye bu adama çarpıyor? Adam niye dönüp bakıyor? Cin. Cin sakallı. Cin balıkçı. Cin balıkçı. Yanında da çontuk var. Ay başım ağrıdı çok birden çıktı kafama. Şu anlayın çok güldüm. Basınç oldu kafama. Aşırı komik değil mi? Ay, son bir kez izliyorum burayı. Çok komik bakıyor. Çok komik bakıyor. Çok komik. Tamam. Try not to laugh challenge'a döndü bu. Durdurmayacağım. Aksın artık. Kaç kere. Çok komik. Geçti. Bir daha. Bir şey kaçırmak istemiyorum. Ya şarkı sözlerine bakmadım. O kadar geriye alıp. Tamam son kez. Orada ne dediğine bakıp devam ediyorum. Tamam yeter. Tamam. Tamam. Born Slave'ın köle olarak doğdum ama şimdi kralım diyor. Aa, arkada da evet gerçekten kafaları var bu insanların. Bunlar ölü değil. Bunlar şey yani saygı duruşundalar krala. Berserk Tiger Kung Flow. Bunlar ne demek bilmiyor. Berserk. Kani. Dur bir dakika. Berserk. Ha, anime mi bu? Adama ben dedim size bu anime diye. Alakası yok. Berserk bir animeymiş. Tamam, Tiger'ı ne? Tiger Pisaça mı? Pisaça. Nasıl okunuyor bu? Buymuş. Da neymiş yani? Ne özelliği ne? Ha bunların hepsinin adı bu. Hayvanların adıymış bu. Pisaça. Ruhları ele geçiren bir dakika karanlık sihir tarafından ruhları ele geçirilmiş ve İmparator Ganişka tarafından kontrol edilen ve ona hizmet eden hayvanlara deniyormuş. Tiger da kaplan da o hayvanlardan biriymiş. Yani neymiş? Karanlık bir sihir tarafından ele geçirmiş ve krala, imparatora hizmet eden büyülü hayvanlardan biri. Kaplan. Kuani de kral değil miydi? Krallardan biri değil miydi? Filmi var mı? Tabii. Bunun filmi var. Beşinci kral. Çosun. Aa şeyle. Kuptatat. Deprem değil. Devrim. Kuptetat devrim miydi ya? İsyan. Da değil. Ya bizde ne oldu birkaç yıl önce şey oldu. Yapamadılar hani. Ya onu kuptetatın Türkçesini. Darbe darbe üf. Darbeyle sayfayı kapattık. Buna bakacağız diye Allah. Darbeyle indirilmiş bir kralmış. Kim demiş K-pop boş diye bak. Tarih öğreniyoruz şu an.
Kötü bir şanı varmış da niye öyleymiş onu tam anlayamadım. Hepsini okumuyorum, biraz atlayarak okuyorum da arada kaçırdım muhtemelen o yüzden. Deli Kral lakabı varmış. Politik oyunlara gelip zamanında işte darbeyle tahttan indirilmiş. İki tane kral varmış adına işte özel bir temple. Özel bir işte mezar gibi abi temple. Şu an şey değil miyim? Duygu Özaslan. Sunny Side Up. Temple'ın Türkçesini arkadaşlar. Korece dinleyip İngilizce okuyup Türkçe konuşunca yapamıyorum. Olmuyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Duygu Özaslan linç atmayın bana, tamam mı? Temple'ın Türkçesi ne? İbadethane diyesim geliyor. Değil işte, ibadethaneyle ne alakası var? Temple, temple. Tapınak. Tapınak yaptırılmayan iki tane kraldan biriymiş yani, işte saygı duyulmayan yani ölümünden sonra bile. Tam zamanında böyle deli kral lakabı takılmış, kötü bir kral gibi lanse edilmiş ve bu yüzden de darbeyle indirilmiş. Ama günümüz modern Kore'sinde en zeki krallardan biri olarak görülüyormuş. O zaman buradan benim anladığım, yani kötü falan zannediyorsunuz ama yine de kral alem buysa kral benim. Yani ve aslında çok zekiyim. Sizin haberiniz yok mu demeye çalışıyor burada. Bir şey öğreneceğiz diye hype'ım düştü. Neyse, bir saniye sonra geleceğini biliyoruz. Çünkü karşımda Sarışın Yonggi var. Evet. Yine sözlere bakmadım arkadaşlar. Bakmadım. Tamam. Tamam. Tamam, ejderha olarak yükseldim. Kaybedecek çok şeyim var. Show the past into a rice chest. He? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Rice chest. Şey bu. Seni saydam. pirinç kutusu. Pirinç sandığı. Geçmişini pirinç sandığına at, koy. Sürükle, itekle. Ya Yuayin'in bir tane filmi vardı. O değil mi bu? Onun bir tane kral vardı hani, babası bunu sandığa kilitliyordu, bu öyle ölüyordu falan. Yuayin oynuyor filmde başrolde, kralı Yuayin oynuyor. Bahsettiğimi. Nereden hatırlıyorum? Çünkü müthiş bir film o. Onun ödül de aldı. Ve kafasını falan kanatmıştı Yuayin. Hangi filmdi o? Çünkü o filmin adı bu kralın adı. Bildim ben. Ben bildim. Ne eski dizilerde ne çok taht. The Throne'un orijinal adı ne? Sado. The King. King değilmiş, prensmiş. Evet. At the age of 27, he was executed by order of his father and died of starvation by being confined in a rice chest. Doğru. Bu Sado. Sado'ya gönderme yapıyor burada. At the age of 27. Yungi kaç yaşında? Doksan üç, 27 yaşında. 27 kötü bir yaş bu arada. Bilmiyorum biliyor musunuz ama yani ünlü dünyasında, özellikle şarkıcı müzik dünyasında 27 bayağı uğursuz bir
Yaş. Çünkü işte bir sürü ünlü 27 yaşında öldü. İşte Janis Joplin, işte Kurt Cobain, Amy Winehouse falan. Salı yazında Shadow Studio diye bir şey çıktı bir dakika. Prince. Geri döneceğim o wiki sayfasına. Asla yazamıyorum. Niye Sado'ya burada gönderme yapmış? Ya ben bu filmi izledim de niye Sado kötü değil diye hatırlıyorum ben. Sado bayağı iyiydi. Üzülmüştüm ben Sado'ya filmi izlerken. Niye böyle bir şey yaptılar bu çocuğa? Çocuk dediğim koskoca. Ha. Psikolojik olarak sağlıklı değilmiş. Bayağı saraydaki çalışanları öldürmüş, tecavüz etmiş falan. Ama ben hiç böyle hatırlamıyorum bunu. Bayağı üzülmüştüm ben Sado'ya. Bayağı çılgın, çılgın hareketler yapmış arkadaş. Tamam, idamı. Biri buna bir şey yapmış. O bir şey yapanı da oğlunu öldürmekle tehdit etmiş. Ondan sonra olmamış böyle bir şey. Ondan sonra kralı öldürmeye çalıştığına dair bir dedikodu çıkmış. O yüzden kral korumak için ailesini öldürme kararı almış falan filan. Bir de şey var, bir teori varmış bununla ilgili. Aslında psikolojik olarak sorunları yoktu. Karısı böyle bir dedikodu çıkardı. Ve işte politik oyunlar dolayısıyla bu idama mahkum edildi. Aslında hiç de hak etmiyordu falan. Ay bunun sandığa kapatmışlar. 7 gün cevap vermiş. 8. günde ölmüş artık cevap vermeyince açıp bakmışlar öldü diye. 8 gün pirinç sandığın içinde. Yani benim bundan anladığım yine hak etmeden öldü ve işte kötü biri olarak biliniyordu ama aslında öyle değildi. Yine kral ya da prens güç sahibi insanlardan biri. Guani gibi. Yani sen sorunlarını, bütün politik şeylerini al ve işte pirinç sandığın içine at. Hani saklı gibilerinden geçmişini. Oraya göm. Gibi bir şey anladım ben. Burada da ona şey yapan adamın üstüne çıkıyor saygı duyan. Bayağı Yungi kralın gözünü güç bürümüş arkadaşlar. Benim olan şeyle yemek yiyeceğim. Yukon'un bir pap diye çevirmişler ama pap bayağı köpekçik. Yavru köpek falan demek ama bayağı burada K ya yani bayağı it diyor yani aslında öyle kabaca çevirirsem. Bayağı köpek diyor yani. Bana köpek diyorsunuz evet. Ama ben kaplan olarak doğdum. Senin gibi zayıf değilim. Arkadaşlar aşağıda fak yazıyor. Patetik faks yazıyor. Patetik faks. Biliyorsunuz ben asla ne Türkçe, ne İngilizce, ne Korece, ne Farsça küfür falan bilmem. Görsem de anlamam bilmediğim için. Ama burada patetik faks yazıyor. Ben anlamıyorum ne demek olduğunu bilmiyorum. Ona saygı duruşunda duran abimizin önünde eğilip patetik faklar siz zavallı acınası. Faklar. Siz acınasız zavallı faklar. Önüme geçmiş. Yetenek şovu yapıyorsunuz güya. Böyle ironik bir şekilde söylüyorum. Anahtar. Not gonna lie, what a shit show. Gerçekten hiç yalan söyleyemeyeceğim. Kaka gibisiniz diyor. Kaka gibisiniz diyor.
Avlu, şimdi avludan anahtar niye alıyorsun? Anahtar nereye anahtarı? Bu herhalde sarayın anahtarı. Anahtar oldu. Hepsini öldürün, acımayın diyor. Kimseyi kayırmam diyor. İndirin diyor. Sensin, sensin. Kral da sensin, patron da sensin. Kral adamsın. Biliyorum adını. Yungi, Suga, Minsuga, Agusti. Hangisini istersin? Hangisiyle sesleneyim? Alt yazı odaklan Senem. Senem alt yazı odaklan. Alt yazı. Tamam, kralımız indirin bunları emrini verdi. Burada da verik böyle kaldı çünkü bak. Kafa. Abimiz, Ceret abimiz kafayı kesmiş. Arkada öbür kafası kesilecekler. Bekliyor sırasını. Kafayı aldık, kutuya koyduk. Arkada yine kutularımız var burada. Kral abimizin. Burada da asmış, kafaları da asmış. Kafalar, kafalar. Kafalar da takılıyor kral abimiz. Araba. Arabanın anahtarı mıydı acaba? Yok, bence hani kapınla hani saraya girebiliyorum arkadaşlar ben artık. Yani benim de arkamda bir insanlar var. Girdim ben saraya, haberiniz olsun diye bence geliyor. Şimdi burada pis pis kral abimiz arabadaki abimize baktığı için bunlar birbirlerini kim olduğunu biliyorlar ve hoşlanmıyorlar birbirlerinden gibi. Bir his var. Aa, nasıl böyle bir his olabilir? Sanki böyle yapılmamış senaryo değil mi? Bunlar birbirlerini sevmiyor. Belli. Tamam. Alt yazıya odaklanıyoruz. Alt yazı. Alt yazıya odaklanıyor. Odaklanıyor. Git. Çabuk git. Çabuk git. Hit the stand and cut and run in a jet. Tamam, tamam. Çok güzel söz ya. Bu ülke beni tutmak için çok küçük diyor. Gerçekten buna hepimiz şahit olduk sanırım. Gayet doğru söylüyor yani. Kim demiş vakit vakittir diye, benim vaktim çok daha değerli. Oho. Tamam, kralsın ya. Kralsın ya. Nasıl bir söz ya? Arkadaşlar popiş yazıyor burada. Popiş yazıyor. Ayıp. Diyor ki popişinizle diyor. Popişinize diyor. İcraatlarda bul. İcraat. Popiş. Popişle ilgili bir takım eylemler. Hiç lafını esirgememiş abimiz. Siyahlı abimiz. Sarılı abimiz de esirgememiş. Siyahlı abimiz de esirgemiyor. Ay, ileri aldım yanlışlıkla. Bir şey diyeceğim. Bu abimizin yara izi yok. Niye oldu arada? Ne kaçırdım ben? Yara izi nereye gitti? Hayır, yara... Tamam, şimdi anladım. Bir mala bağladım 5 saniye, yakaladınız mı onu? Orada işte orada anladım. Tamam, baştaki siyah abimizin yara izi var. Buradaki siyah abimizin yara izi yok ama bunlar aynı abiler gibiler. Ama yara izli abi büyüyüp sarışın anime abi oluyor. Kral oluyor. Yine bir mala bağladı.
Bir şey diyeceğim ben. Bir şey onaylayacağım bir saniye. Gerçekten Lion King'de Scar'ın ölümü çıktı aradım. Şeyi arıyorum şu anda ama bu yani bulamadım. Nasıl arayacağım bilemedim yani. Bir diziden hatırlıyor olmalıyım bunu. Öyle hatırlıyorum. Ama hangi dizi olduğu konusunda hiç fikrim yok. Sanki işte soyluların yara izi olamaz yüzünde gibi bir şey hatırlıyorum. Hani eğer bunu var mı böyle bir şey? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani öyleyse Tony Montana değil de daha çok şeye benziyor çünkü. Hani benim yara izim var ama ben yine de kralım arkadaşlar. Yani zaten köle olarak doğdum, kral oldum falan da dedi. Nasıl arayacağız ki bunu? Yani çıkmıyor. Scar Korea King. Korean Kings can't have scar on their faces. Okey. Şey diyeceğim. Augusti Scar. Tony Montana demişler. Scarface demişler. Evet, birkaç kişi daha söylemiş. Yani ikiye ayrılıyor görüşler. Tony Montana Scarface diye. Bir de bir kısımda diyor ki evet işte Kore'de krallar yara izi olamaz. O yüzden hani yara izim olmasına rağmen ben kral oldum. Yani bilmiyorum hangisi doğru. Ama bence ikinci, eğer bu bilgi doğruysa tarih olarak yani yara izi olan hani kralların yara izi olamaz. Yani ne bileyim bir yandan mantıklı da geliyor yani böyle bir şey olabilir gibi de geliyor bir yandan saçma gibi de geliyor. Velhasıl böyle bir şey varsa ya çünkü bir yanlış hatırlamıyormuşum başka insanlar da aynı şeyi söylediğine göre bir yerden bu bilgi gelmiş bana ama eğer doğruysa bu saygıya daha çok oturuyor bence Tony Montana'dan daha çok oturuyor yani çünkü işte köleden kral oldum yara izim var ama yine de kral oldum yani oldum olabildim iması. I'm about to spit in your face derken ben de durdurmuşum tam tükürmesin der gibilerinden. Keep going up. Sürekli daha büyük yerlerde performans yapıyorlar. Mütevazı da. Aynı zamanda mütevazı bir abimiz biliyoruz. Şey biliyorsunuz değil mi? Bir yani Armiler biliyordur zaten de. Ve bilmeyenler için laboratuvarının adı diyecektim ya. Stüdyosunun çalıştığı odanın stüdyosunun adı Genius Lab zaten. Herkese vermiş, veriştirmiş. Ya yeteneksizsiniz diyor resmen. Aa çok güzel. Bir dakika. Bir şunu tercüme edip geriye alacağım. I got everything I wanted. What more will make me feel contented? İstediğim her şeyi aldım, elde ettim. Bundan daha fazlası beni anca memnun eder, yani hoşnut eder, gönlümü eğler gibi. Bir şey diyeceğim şimdi bir dakika şu siyahlı yünge abimizin tamam. Tamam. Kral abimizden bir farkı. Tamam. Kral abimiz yine indir dedi. İndir, indir dedi. İndir der demez bağladılar abimizi. Gerçekten çok güzel şarkı burası ya. Kıyafet istedim geldi. Para mı para?
Kıyafet mi kıyafet, para mı para, hedef mi hedef. O zaman sıradaki ne? Evet, sıradaki ne? İşte şimdi gerçeklik geliyor. Ve daha yukarısı yok. Yani gidebileceğim daha yüksek bir yer yok. Bu kadar. Sınır bu. Bu Shadow. Bu Shadow. Shadow bu. Shadow bu. Tamam. Birden çok heyecanlandım. Sadece yukarı baktım ama şimdi de aşağı bakmak istiyorum ve ayaklarımı yere, yani ayaklarım yere değsin istiyorum diyor. Shadow'da da öyle diyordu ya, I wanna be a rap star, I wanna be the top, I wanna be a rock star, I want it all mine. Ondan sonra da yok arkadaşlar, beni çekmeyin, ben istemiyorum. Alın sizin olsun gibilerinden söylüyordu. Burada da yani, ha tamam. Bir Scarface abimiz kral oldu. Bu da Shadow'daki Yungi gibi düşünelim. Ve diyor ki tamam okey, ben her şeyi aldım ama yani bundan daha sonrası yok, yani daha ne kadar yukarı çıkacağım diyor ki, önce bir Grammy almadınız daha. Önce Grammy al, ondan sonra dersin bunu Yungi. Grammy kaldı. Yani bir tek Grammy kaldı. Anladın mı? Grammy'yi de alınca çok haklısın. Hani daha yukarı zaten çıkamam. Bitti. Hani bundan fazla sana beni hoşnut da eder. Ama ben artık yani aşağı bakıp ayaklarım yere değsin istiyorum. Mütevazılığı istiyorum artık. Tamam okey, aldım alacağım gibi bir. O klip oturmaya başladı şu an kafamda. Tamam. Ama sen bipolarsın şu an. Şu an bipolarca konuşuyorsun. Bir istiyorum, bir istemiyorum. Karar ver. Gerçekten Shadow ile kavga ediyor, hala görüyoruz ki hangimiz etmiyoruz ki, etmiyorsanız da ediyorsunuzdur, haberiniz yoktur şimdiden, ben size söyleyeyim. Yine geliyor anime, yine geliyor anime. Şu an ikisi de iki karakterde aynı sözleri söylüyorlar. Siyahlı Scarface'siz Yungi de aynı şeyi söylüyor. Kral abimiz de aynı şeyi söylüyor şu an. İndirin, yine indirin dedi. İndirmeye getiriyorlar. Hala arkada saygı duruşunda. Ya da af mı diliyor bunlar? Öyle bir olay var, böyle saatlerce, günlerce böyle kralın şeyinde duruyorlar falan. Bilemedim. İkisi de zaten güç sembolü. Çok da önemli değil gibi. Tamam. Anime abimiz geliyor. Ya bu surat nedir ya? Ne olur bir yerde kötü adamı oynasın. Yani bir yerde bir dizi film falan değil. Yani böyle uzun, böyle Michael Jackson klipleri gibi bir klip çekilsin. Hikayeyle 15-20 dakikalık. Ve Yungi kötü adam olsun. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim şimdiden bir kite. Sağ olun. Tamam, Cevdet abimiz. Arkadaki abilerimiz bize beraber. Herkes headbang yapıyor. İsyan başladı. Yungi'nin yanında var. Ve farkında, bu da biliyor. Biliyor. Her şeyin farkında. O gülümseme, ben her şeyin farkındayım. Seni ters köşeye yatırdım gülümsemesi o. Ve kral abimiz de korkup kayçum yapmaya başlıyor yani. Kılıç dansı yap. Anime abimiz de durdurdum yanlışlıkla. Geç. Geç anime abi, geç. Tamam, kral da diyor ki ya benim size ihtiyacım yoktu, ben kendim hallederim arkadaşlar diyor. Benim kılıcım var diyor, dansım var diyor. Yetenekliyim diyor, indiririm diyor. Kendim de indiririm diyor yani. Siz Jung'in tarafında olabilirsiniz o kadar insan ama ben de kralım yani diyor. Ha, indirmiyordu burada. Tamam, Cellat abimiz burada indirmiyor. Ama niye Yungi düşüyor o zaman? Yani düşmesinin bir sebebi olmalı. Tamam, açık. Tamam, burada sebep bir şu. Biz kafasını kesti zannedelim diye. Ama yine de bir sebebi olmalı yani. Kandırdım, olmaz yani. Tamam, cevap gözümüzün önündeymiş. Şeyleri kesmiş, ipleri. İpleri kesmiş. Sadece düşüşü dramatik efekt. Tamam, anladık. Yungi kalkıyor.
abimiz. Cellat abimiz. Tamam. Cellat abimiz başından beri yünge abimizin, siyahlı yünge abimizin yanındaymış zaten. Çünkü o kutu kafa kutusu. Ama içinden silah çıkartıyor Cellat abimiz. Cellat abimiz başından beri zaten öldürmeyecekti Yungi. Yungi de bunu biliyordu, Cellat abimiz de biliyordu. Arkada krala şey yapanlar da, tapınanlar da biliyordu bütün bunları. Yungi gidip kralımızı öldürüyor. Vuruyor en azından. İndirdik. Silah gerçekten patlıyor mu? Sanki gerçekten patlıyor gibi ya. Ya olabilir, patlıyor. Gerçek silahtır demeye çalışmıyorum yani. Efekt değil gibime geliyor benim. Çünkü omuz itişi falan bayağı gerçekçi yani. Yani Yungi saniye. Bir saniye. Neydi o? O neydi? Bir saniye. Böyle bir şey doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru hatırlamıyorsam burayı keseceğim. Büyük rezillik. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bir dakika. BTS. Hangi şarkı o? Ne pasal sana? Pers sona aram boy with love they make it right yanı Shadow mu? Shadow diye Black Swan the filter hiç diye Might and Water than Bombs mı? Onda diye. Arkadaşlar, bu ne? Bir dakika, bu ne? Bir dakika. Bağlantılı mı bunlar birbirine? Bunun sözlerini hatırlamam lazım. Bir dakika. Öncelikle yapanların arasında tabii ki Suga var. Tamam. O zaman bu kadar da tesadüf olmaz yani herhalde, değil mi? Peki bir dakika. Peki ben bunu niye hatırlamıyorum? Bir dakika. Bu silah sesi sadece klipte mi var? Yoksa şarkıda da var mı? Onu merak ettim şu anda. Şu anda onu merak ettim. Şarkıda yok, klipte var bir tek. O zaman bağlantılı olmayabilir. Tamam, Ungun sözlerine bir bakayım. Tamam, bu şeyle Anger'la alakalı olan. Ya birbirine bağlantılı olabilir gerçekten. Biraz zorlama gibi ama. Yani aynı adamın yaptığını düşünürsek şarkıyı. Yani Ungu sadece Suga yapmamış bu arada. Hep beraber yapmışlar. O ayrı mesele de. Yani rap line yapmış. Ama yine de Suga var içinde. Bu da Suga. Dolayısıyla yani çok da zorlama değil aslında düşününce. Şimdi bir dakika. Umut da şeyi anlatıyordu. İşte anger, rage, kızgın, öfkenin işte ne kadar zararlı olduğunu, başkalarında işte durdururken öfke duymanın aslında kendine işte zarar verdiğini, işte öfkenin zaman zaman iyi bir şey olduğunu, lazım olduğunu ama işte başka bir yerlere harcadığın için öfkeni işte bunu verimli olarak kullan, boş şeye öfkeleniyorsun yani diyor. Gerekli olduğunda kullanamıyorsun gibi bir şeylerdi. Burada da kral olan Yungi çok sinirli. Herkes asıyor, kesiyor. İnsanların üstüne çıkıyor bilmem ne falan ya.
Bu da onu istemiyor zaten aşağı, yani ayakları yere bastın istiyor. Aşağı bakmak istiyorum diyor. Daha flört bir insan olmak istiyorum diyor. Daha mütevazı bir insan olmak istiyorum diyor. Dolayısıyla buradaki silah sesi, onun başındaki silah sesiyle eğer birleşikse, eğer bu, eğer böyle bir şey varsa eğer, oturuyor yani, oturmuyor değil. Yani bir tık zorlama ama hiç oturmuyor değil yani, çok da mantıklı bir yani hepsinin şuradan yaptığını düşünürsek bir oturuyor olması da çok mantıklı. Ama bilerek mi yapıldı bu bilmiyorum. Kendi hoşlanmadı tabii. Ya yani yine Shadow aslında yani, kısaca baktığımızda yine Shadow. Aa. Yine mi etkilendik ya? Yine mi etkilendik ya? Etkilendik. Kaldım. Kaldım, yine kaldım. Kaldım. Çok etkilen. Ama yani tek etkilenen de ben değilim yani. Yalnız olmadığımı çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Zaten trendlerde bir numara yani. Zaten yalnız olmadığımı biliyorum. Trendlerde zaten bir numara. Kadar. Buraya reaction'da bu kadar. Bu kadar yükselip yükselip sonra düşüp bitiriyorum her şeyi anlayınca. Bütün reaction'larda böyle olmuyor mu genelde bana? Ben böyle hissediyorum. Çok yüksek başlıyorum sonra anlayınca böyle falan oluyorum. Benim çok düşünmemem lazım bu hayattan keyif alabilmem için. Ben bunu anladım. Çok mutluydum bu klibe başladığımızda. Anlamaya başladıkça bir düştüm ben. Cehalet erdemdir arkadaşlar. Neler söylüyorum belli değil. Neyse. Bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Birgit'e şimdiden 20 dakikalık Suga'nın kötü adam oynadığı müzik videosu için şimdiden teşekkür ederim. Görüşürüz.